Evet, merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam etmiyoruz bu hafta. Daha doğrusu bugün Herakleitos'un Fragmanlar kitabını bir kez daha okuyacağım, bir kez daha işleyeceğim. Çünkü tam oturtamadım kafamda. O logosu, o birliği tam olarak kavrayamıyorum. Birkaç tane demeyeyim de yaklaşık bir önceki videodaki kadar değil de bir 10-12 tane fragmanı tekrardan okuyacağım. Çok fazla yorumlamasına girmeyeceğim. Biraz ana hatlarını tekrar bir hatırlamak, okumak istedim. Sonrasında akşam arkadaşlar beraber Pitagoras'a geçiş yapacağız. Şimdi öncesinde Çiğdem'de Üçgen'in yazdığı o kısa şiiri, beyti artık onu bir tekrardan hatırlayalım. Yani aslında tam olarak benim durumumu açıklamış belki de. Kendisi çok güzel bir şekilde. Bu kadar acele etme sakın. Efesoslu Herakleitos'un kitabını bitireceğim diye. Çıkacağın yol öyle dik ki kasvetli, zerre ışık yok. Ama bir eren kılavuz oldu mu sana, aydınlanır bir anda. Güneş ışığı bile hiç kalır yanında. Aa, bu şiir Yunan lirik şairine aitmiş. Ben de Çiğdem Hoca'nın yazdığını sanmıştım. Özür dilerim arkadaşlar. Düzeltelim bir hatayı hemen. Evet. Fakat. Şimdi. Birinci fragmanı tekrar okuyacağım. Bu her zaman mevcut olan logosu insanlar yalnızca işitmeden önce değil, işittikten sonra da anlamıyorlar. Her şey bu logosa göre olup bittiği ve ben her şeyi doğasına göre ayırt ettiğim ve nasıl olduğunu bildirip açıkladığım halde söylediklerimle ve yaptıklarımla karşılaştıklarında acemi gibi davranıyorlar. Uykudayken ne yaptığını unutan diğer insanlar gibi bunlar da uyanıkken ne yaptıklarının farkında değiller. Ya bu insanlar logosun anlayamıyor, keşfedemiyor, işitemiyor, farkında değiller. Her şey bu logosa göre olup bittiği halde ve ben bunu ayırt ettiğim halde onlar anlayamıyorlar diyor Herakleitos. Bugün biraz daha bir önceki fragmanlar videosunda daha işte bir 20-30 tane fragman işledik. Belki daha fazladır. Bu videoda biraz daha kısa, biraz daha seçili fragmanları tekrardan okumak istedim açıkçası. İkinci fragman. Logos, her şeye ortak olmasına karşın çoğunluk sanki kendilerine özel düşünceleri varmış gibi davranır. Yani Logos her şeyde var. Her şeyin içinde, her şeyin yöneticisi. Ama herkes Logos'un farkında olmadığı gibi o çoğunluk, herkes demeyelim. Kendi düşüncelerini bir şeymiş gibi sanıyor. Önemli bir şeymiş gibi. Altıncı fragman. Güneş her gün yenidir. Ya çünkü her şey oluş halinde. Burada bir yenilenme durumunu, bir oluş durumunu, bir akış durumunu gösteriyor. Yani güneş her gün yenidir. Yani insan da her gün yenilenir. Her şey akar, her şey oluş halindedir. Bu işte bir önceki videodaki benle şu anki ben aynı değil. Tabii değişen şeyler var. Ve kalıcı olanlar ne? Onlar önemli. Sekizinci fragman. Karşıt olan şeyler bir araya gelir ve uzlaşmaz olanlardan en güzel uyum doğar. Her şey çatışma sonucunda meydana gelir. Yani biz ne demiştik? Herakleitos'ta karşıtların yani çokluğun, zıtların savaşının bir uyumu vardı. Bu çokluk aynı zamanda birlikti. Bu çokluktaki birliği görebilen zaten bilgiydi Herakleitos'ta. Yani zıtların savaşı iyi bir şey. Uyum için zıtların savaşı zorunlu. 10. fragman. Bağlanışlar, bütünler ve bütün olmayanlar. Bir arada duran ve ayrı duran. Birlikte söylenen ve ayrı söylenen. Her şeyden bir, birden her şey. Yani az önceki açıklamış olduğumuz durumun yine farklı bir fragman. Yani birin içinde karşıt şeylerin zıtlığı var. Savaşı var. Zıtların savaşı var. Yani çokluğun birliği. 16 dedik. 16. fragman ne anlatıyor? Batmayacak olandan nasıl kaçıp saklanılabilir? Ya kaçamayız. Ya çünkü döngünün içindeyiz. Yani burada ateşten, işte bu logostan, bu düzenden, bu akıştan, bu oluştan kaçamayız. Çünkü düzen bu. Ona 30. fragmana zıplıyoruz.
Bütünün kendisi olan bu kozmosu ne bir tanrı ne de bir insan meydana getirmiştir. Yani evreni ne tanrı ne de insan meydana getirmiştir. O daima belli ölçülere göre yanan, belli ölçülere göre sönen ezeli ve ebedi ateştir. Yani ateş her şeyi meydana getirmiştir. Kozmosu, evreni meydana getirmiştir. Yani bu bir sonsuz döngüdür. Bu döngüde ateş oluşur. Ateş her şeyin yöneticisidir. Ateş her hale girer. İşte hale girer demeyelim de diğer maddeleri de oluşturmuştur. Kendisi devinerek, dönüşerek. 33. fragman. Yasa birin kararına uymaktır. Her şey çokluğun o birliği. Zıtların savaşının birliği esasında. 41. fragman. Bilgelik tektir. Her şeyi her şeyle yöneten düşünceyi bilmektir. Yani bilgelik Herakleitos'ta böyle her şeyi araştırmak, bütün bilgi alanlarında, bilim dallarındaki her şeyi bilmek değil. Bilgelik tektir. Her şeyi her şeyle yöneten düşünceyi bilmektir. Yani logosu bilmek, logosun farkında olmaktır. Akışın, oluşun farkında olmak. Yani karşıtların savaşının çokluğun aynı zamanda bir olduğunu farkında olmasının farkında bilincinde olmaktır. 50. fragman. Beni değil, logosu işiterek her şeyin bir olduğunu kabul etmek bilgeliktir. Yani beni de dinlemeyin diyor. Logosu işiterek her şeyin bir olduğunu kabul etmek bilgelik. Yani her şeyin bir olduğunu kabul etmek bilgelik. 51. fragman. Uzlaşmaz şeylerin kendi aralarında nasıl uzlaştığını anlamazlar. Karşıt dönüşlerin uyumu yay ve lirdeki gibi. Hani zıtların savaşı var demiştik. Zıtların savaşının doğurduğu sonucu olan bir uyum var. Bunu yay ve lir örneğine vermiş. Yayda nasıl demiştik, bunu anlatmıştık. Bir yay düşünün. Yayın bir tahta kısmı var, ağaç kısmı, bir de ip kısmı var. Tahta kısmı sabittir. Bunun tahta kısmını tuttuğunu düşünün. İp ne olur? İpi çekeriz ve bir gerilim olur. Bu gerilimdir, aynı zamanda bir savaştır. Bu gerilim sayesinde bir uyum ortaya çıkar ve işte oku sıkabilirsin. Aslında bunu hani zıtların savaşını betimlemek için bir örnek üzerinden anlatmış Heraklitos. Anlatabildim mi? Tahta sabit. Yayın o tahta kısmı, ağaç kısmı. Çektiğiniz zaman bir savaş, bir gerilim ortaya çıkıyor ve buradan bir uyum doğuyor. Yani oku sıkıyorsunuz. Aslında okun sıkılması orada uyumu temsil ediyor. 52. fragman. Yaşam taşları ileri geri sürerek oynayan çocuktur. Krallık çocuğundur. Yani oluşu burada bir oyuna benzetiyor esasında. Yani bir beklenti olmadan kendince bir oyun. Çocukların oynadı. 53. fragman. Savaş her şeyin babası ve kralıdır. Kimini tanrı, kimini insan olarak ortaya çıkarır. Kimini köle, kimini özgür kılar. Yani savaş her şeyin babası demiştik. Uyumun babası ve savaş sonucunda her şey kendisine göre farklı bir hale, şekle giriyor. Kimini kral yapıyor, kimini insan yapıyor. Kimini tanrı. Sayfa değil de fragman 57'ye geçiyoruz. Çoğunluğun öğretmeni olan ve çok bildiği söylenen Hesiodos, gece ile gündüzün ne olduğunu bilmezdi. Gece ile gündüz birdir. Yani Hesiodos her şeyi yaratmış. Eonya'yı, işler ve günleri, işte hani tanrıların doğuşunu yaratmış. Aslında her şeyi biliyor kendince. Ama o aslında hiçbir şey bilmiyor. Demeyelim. O aslında ana şeyi, yani bilgeliği bilmiyor. Yani gece ile gündüzün bir olduğunu, logosu bilmiyor, dinlemiyor, işitmiyor, duymuyor. 88. fragman. Uzunca atlayalım. Ya kısa bir video olacak zaten bu. Yani tekrardan bazı fragmanlara değinmek istedim ben. Fragman gerçekten zor bir fragman bence. Aynı şeydir yaşayan ve ölen, uyanık ve uyuyan, genç ve yaşlı. Çünkü sonrakiler öncekilerle, öncekiler sonrakilerle yer değiştirir. Yani her şey oluş halinde, her şey akıyor. Yani yorum bu şekilde. Nesneler dünyasında aynı anda bulunurlar. Yani genç, yaşlı, şezıtlar ve birbirleriyle yer değiştirirler. Aynı şeydir yaşayan ve ölen, uyanık ve uyuyan, genç ve yaşlı. Çünkü sonrakiler öncekilerle, öncekiler sonrakilerle yer değiştirir. Yani bir zıtların savaşı var.
Buradan doğan bir uyum var. Ama aynı zamanda her şey akıyor. Bir oluş halinde. Sayfa değil de fragman 93. Delphoi'deki Tanrı'nın kehaneti ne açıklıyor ne de gizliyor. Yalnızca işaret ediyor. Hakikat aslında gizlenmeyi seviyor. Hakikat gizli. Onu bulması zor ama bulunmaz bir durumda değil. Bulunabilir. Ama onu bulmak için çok çaba, efor sarf etmemiz lazım. O kendisini gizlemeyi seviyor esasında. Bunu söylemeye çalışmış. Başka 94. fragman. Helios bile ölçülerini aşamaz. Aşarsa Dike'nin yardımcıları Erinis'ler onun peşinden ayrılmaz. Yani Helios burada güneş. Yani güneş bile ölçülerini aşamaz, sınırı aşamaz. Logos'un ona vermiş olduğu çizdiği sınırı aşamaz. Çizerse Erinis'ler yani üç tanrıçaları onun infazını gerçekleştirir. 103. fragman. Biraz atladık. Pardon. Evet. Çemberin çevresinde başlangıç ve son ortaktır. Aslında bir daire düşünün. Çember. Bu çember aslında bir logos temsil ediyor. Bu çemberde baş ve son ortak. Her şey akış halinde, oluş halinde. Sonla bir başlangıç. Başlangıç da bir sondur aynı zamanda. Son fragmanı söylemiş olalım, okumuş olalım. Okuyalım daha doğrusu. 123. Doğa saklanmayı sever. Yani hani hakikat doğa saklanmayı seviyor. Onu ortaya çıkartmalıyız, bulmalıyız, düşünmeliyiz, araştırmalıyız. O birliği, logosun farkında olmalıyız. Bu şekilde Heraklitos'u tekrardan değinmek istemiştim kısaca 5-10 dakikalık. Yani Heraklitos ne diyor? Aslında her şey oluş halinde, her şey akış halinde. Aynı nehre iki defa girilmez, biziz ya da biz değiliz. Karşıtlıkların savaşında bir uyum var. Zıtlar, sıcak ve soğuk, iki farklı kutup. Bunlar aynı zamanda yani çokluğu temsil ediyor. Çokluk, sıcak ve soğuk. Sıcak ve soğuğun savaşından, zıt unsurların savaşından bir uyum doğuyor. Logos da bu uyumu, bu birliği görebilmek. Aslında bilgelik yani. Bu çokluğun içindeki tekliği, birliği görebilen bilgi oluyor Heraklitos'ta. Yani bu şekilde biraz zor bir filozof. Hani ben de tam oturtamıyorum kafamı böyle yani net bir şekilde. Yani her seferinde tekrar dönüp okumamız lazım esasında Herakleitos'u. Bu şekilde umarım anlaşılır kılmacımdır 3 videoda. Teşekkür arkadaşlar. Arkadaşlar akşam da Pitagoras'ı çekeceğiz.